Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine Kur'an ve İslam programımıza devam ediyoruz ve kavramlar konumuz oluyor ve 79. programdayız. Alfabetik olarak gittiğimizden burada bu defa ihbitu sözcüğünü sizlere açıklayacağım. İhbitu. Bu sözcük, yani hübut deriz, H harfi, B harfi, T harfinden oluşan, kökü bu olan bir sözcük. Kur'an'ımızda 8 kez geçer bu. Bu Taha suresinin 123'te geçer, Bakara 36-38'de, Araf 24'te de geçer bu sözcük. Bu sözcüğün üzerinde durmamızın sebebi, özellikle Adem'le ilgili anlatılar da Kur'an'ımızdaki, orada Allah'ımızın ihbitu hitabı var. Hübut edin, inin anlamında bu sözcük. Yani karşıdaki de emir ve çoğul olmak üzere. Bu sözcükte de yine toplumda yanlış algılar oluştuğu için bu sözcüğü de açmak zorunda kaldık. Neden diyecek olursanız, şimdi Adem'le ilgili bölümlerde Allah ihbitu dediği zaman onlar genellikle klasik anlayışta, hatta Kur'an'daki anlatımlara da ters olmasına rağmen, hadi inin, defolun, buradan gidin, yani cennetten çıkın anlayışı var. Yani hani Adem Allah'ın sözlerini dinlemedi cennette ya, Allah Adem'e ve eşine ihbitu dediği zaman, hadi inin buradan dediği zaman, şimdi orada onların cennetten kovuluşu olarak anladılar. Da o yönden biz bunu burada işlemeye çalışıyoruz. Şimdi burada ben sizi Araf 24-25 üzerinden önce açıklamaya gayret edeceğim. Allah birbirinize düşman olarak alçalın. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar kalmak ve yararlanmak vardır dedi. Allah orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız dedi. Evet, burada bu olayın bir ölçüsünü ben yine size Araf suresinden açıklayacak olursam, Allah Adem'e, Araf 19'da okursunuz bunu. Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada iskan edin. Ve dilediğinizde yiyin. Ama şu şecereye, yani karmaşık olan şeye de yaklaşmayın. Yaklaşırsanız zalimlerden, yani kendi zararına iş yapanlardan, kendi ayağına kurşun sıkanlardan olursunuz dedi. Ha. Ama Adem biliyorsunuz iblisin vesvesesiyle Allah'ın bu emrini dinlemedi. Ve o şecer dediğimiz karmaşık şey, ki bu mal, mülk tutkunluğu, kapitalizm diyeceğiz biz buna, ona tutulunca oradan da Cenab-ı Hak onlara işte ihbitu, alçalın dedi. Ve evet, nasıl alçalacaklarmış? Bir de birbirlerine düşman olarak alçalacaklarmış. Alçalacaklar ama bir de birbirlerine düşman olarak alçalacaklarmış. Evet, burada Cenab-ı Hak yeryüzünde, hani bir süre kalacaksınız, oradan yararlanacaksınız derdi. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz.
Oradan da çıkarılacaksınız diye orada açıklama yapıyor. Şimdi olayı şey yapacak olursak, şimdi bu olay üzerinde ihbütü sözcüğünü anlayalım. Nedir ihbütü sözcüğü? Şimdi burada şöyle anlatayım. Sözcüğün öz anlamı alçalış, eksiliş, zül, zillete düşüş, sefillik. Yani gözden düşme, çaptan düşme, değer kaybetme, rütbede eksiliş demek. Sözcüğün anlamı bu. İhbutu dediği zaman Allah, siz burada ne diyecek? Gözden düşeceksiniz, çaptan düşeceksiniz, değer kaybedeceksiniz, rütbede eksileceksiniz buyuruyor. Şimdi daha önceki programlarda biliyorsunuz bir Adem'in cennetinden bahsettik. Evet, Adem'in cenneti bildiğiniz gibi dünyada yeşili, ormanı, yağmuru, yiyeceği, içeceği her şeyi bol olan bir ortamdı. Ama Adem, orada Allah burada iskan edin ama şu şecereye, karmaşık şeye yaklaşmayın, mal, mülk, servet tutkunu olmayın demesine rağmen onlar yığılmacasına biriktirdiler. Hepsi benim olsun istediler. Çok kazanmak istediler. Ve ondan sonra da işte cennetten de ihbitu emrine muhatap oldular. Yani cennetten, yani hani halk arasındaki mahşerde, ahiret hayatında yaşanacak cennet var ya, oradan kovuldu derler de öyle değil yani. İşte Adem'in yeşil orman, o güzel her şeyi bol olan ortamdan onun rütbesinin düşürüldüğü sıkıntılı bir ortama düştüğü ifade ediliyor. Ha, bu ne olabilir? Evet, kuraklık, çöl ortamı, yiyecek içecek sıkıntısı, kıtlık vesaire gibi şeylerin öyle bir ortama düşersiniz. Yani Cenab-ı Hak böyle her şey benim olsun diye her yoldan da para kazanmaya çalışacak olursanız, siz hiçbir zaman için dünya üzerinde rahat ve huzurlu, mutlu yaşayamazsınız ve üstelik birbirinize de düşman kesilirsiniz. Hani buyuruyor. Şimdi buraya baktığımız zaman, şimdi şöyle rütbe düşüklüğü dedik. İhbitu, hübutun anlamı nedir mesela? Böyle askeri bir tabirle askerde suç işlemiş rütbeli bir subayın rütbesi düşürülür. Neyse diyelim albay yarbay diyelim ki binbaşılığa, binbaşı yüzbaşılığa falan gibi düşüşe hübut denir. İşte insanların da rahat ortamdan sıkıntılı bir ortama geçişleri onların hübutudur. Allah bunu burada uyardı ve uyarmasının nedeni de özellikle hepsi benim olacak diye mal, mülk, servet yığma zihniyeti. Şimdi mesela şöyle diyelim, bunu biraz güncele getirecek olursak, diyelim ki insanlar mesela daha çok para kazanalım diye yeme içme gibi yani gıda maddelerinin genleriyle oynamışlar. Daha çok mahsul alıyorlar, daha çok pahalıya satıyorlar, daha çok para kazanıyorlar. Adem'i bugüne getirelim. Ama arkasından bu insanlık ne oluyor? Bin bir türlü hastalığa müptela oluyor. Ondan sonra dert, tasa, sıkıntı vesaire gibi rütbesi düşük. Yani eski mutluluğu olmayan bir seviyede hayat yaşayıp gidiyor. Yine denizlerin kirletilmesi, çok kazanacağız diye öyle diyelim. Denizler kirletildi, balık vesaire, denizdeki organizmalar değişime uğradı, o öyle gitti. Yine fabrika bacalarıyla hani atmosfer delindi. Şimdi bugünlerde yine buzullar kapıya dayandı, mevsimler değişti.
Evet. Ve insanlığı da dediğim gibi bir hübut. Yani beklemiyor artık. Hübutu yaşıyor. Rütbesi düşük. Şu anda sıkıntı içerisinde insanlar devamlı inim inim inliyorlar. Bunun nedeni ne diyecek olursanız işte Allah'ın hani Araf suresi 19'da dediği Adem'e şu hani şeceri sıkıntı veren mal, mülk, servet tutkusuna kapılmayın demesi. Onun için yığmacasına hareket edenler de insanlığın rütbesinin düşmesine yani mutlu bir ortamdan sıkıntılı bir hayata düşmesine sebep oluyor. Evet, iklimler değişti, seller, felaketler, kuraklıklar her şey şu anda kapıda değil, üzerimizde yani bu hübutu yaşıyoruz. Evet, Allah akıl fikir versin diyeceğiz. Ama insanlık özellikle Kur'an'ı anlama cihetine gidenler de hala bu belaların içerisinde onu özellikle hani şecer sözcüğünü, Adem sözcüğünü, cennet sözcüğünü Kur'an'daki anlatımıyla değil de masalımsı anlattıklarından dolayı onlar hala bu işin ta Adem'de olduğunu bahseder. Bugünkü hani böyle Adem müsveddelerinin de aynı şeyi yaşadığını, yaşamakta olduğunu hiç dikkate almıyorlar. Evet, hübut, rütbe düşüklüğü, yani mutluluken mutsuzluğa düşme, sağlıklıyken sağlıksızlığa düşme, insan olarak, arkasından da doğa olarak, yani cennet gibi ormanların olduğu yerin çölleşmesi, bunun nedeni olarak da hani dünyadaki atmosferdeki bozukluklar ve onların insanlığa getirmiş olduğu felaket ortamı diyelim ve başka bir sözcüğe de geçelim. Evet, şimdi bir de Kur'an'ımızda yine yani enteresan dikkat çeken bir başka ifade var. Bu sözcük de ihsan sözcüğü. Hani bazı erkek çocuklarımıza ihsan adı verdik ya yani o ihsan sözcüğü. Şimdi bu sözcük üzerine de biraz teknik ayrıntı vererek bunu size hani açmayı düşüneceğim. Yani şöyle. İhsan sözcüğü esas sözcük yani hasüne sözcüğünden gelir. Yani güzel, iyi falan sözcükleri vardır. Bunların ihsan sözcüğü olduğu gibi biz bunun birçoğunu da isim olarak kullanırız. Mesela Hasan sözcüğü, Hüseyin sözcüğü. Aslında bu sözcükleri de mesela biz Hasan deriz de burada bir başka sözcükle de karışma anlamı var. Bu Hasen'dir aslında. Hüseyin dediğimiz zaman da o da Hüseyin'dir. Yani orijinali. Güzel, güzellik, güzelce falan anlamına şey yapar. İhsan sözcüğünün anlamı da güzelleştirme, iyi hale getirme anlamındadır. Şimdi burada bu sözcüğün anlamı böyle olmasına rağmen niye yani böyle bunu da değer verdik, bunun anlamını da açıklamak zorunda kaldık diyecek olursak, şimdi şöyle onu size bahsedeyim. Bu sözcük orijinal anlamının dışında başka bir anlama kaydırıldı. Müslümanlar da o hani yanlış anlamı kabul ederek yaşar oldu. Onun için biz bunu tam özüyle size anlatmak mecburiyetinde kaldık. Şimdi şöyle şey yapalım önce. Sözcüğün anlamı hani Hasen sözcüğü, güzel, iyi söyle. Hani bunun hani duası falan vardır biliyorsunuz Bakara suresinde. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene falan. Allah'ım dünyada bize, ahirette de bize iyilik, güzellik ver. Hasen güzellik, iyilik. Tamam. Bu kalın. Şimdi ama ihsan sözcüğüne gelince, ihsan kalıbına gelince
Onun tabii ihsana döndüğümüz zaman bir de onun fail ismi var ki Muhsin, çoğulu da Muhsinun veyahut da Muhsinin. İşte burada sorun doğuyor. Şimdi bu sözcüklerin orijinalinde böyle şey yaptığımız zaman ihsan kalıbında iyileştirme, güzelleştirmek anlamı var. Anlam bu. Muhsin dediğimiz zaman da iyileştiren, güzelleştiren demek. İyileştiren, güzelleştiren. Çoğuna getirdiğimiz zaman iyileştirenler, güzelleştirenler demek. Sözcüğün anlamı. Böyleyse nedir sözcüklerin anlamı yani orijinalinde? Yani çevremizdeki ne kadar çirkinlik varsa onları güzelleştireceğiz. Ne kadar kötülük ve kötü şeyler varsa onları da iyileştireceğiz. Bunun anlamı bu. Bakın pasiflik yok. Aktiflik var. Burada devamlı ne diyeceğiz? Ataklık var. Dinamiklik var. Pasiflik yok. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi böyle olmasına rağmen hatta şöyle söyleyeyim birçok ayette de yine Kur'an'ımızda Allah şöyle söyleyeyim. Mesela Bakara 195'te, Ankebut 69'da, Maide 93'te bunları örnek vereyim size bir bölümünü. Ama Kur'an'da onlarca var bu sözcük. Yani ihsan ve muhsin sözcükleri. Mesela Allah muhsinleri sever. Allah muhsinlerle beraberdir ifadeleri var Kur'an'da. Buradan birkaç örnek vereyim. Mesela Bakara 195'ten. Ve Allah yolunda malınızı harcayın. Yani başta yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın. Ve iyileştirin, güzelleştirin. Şüphesiz Allah iyileştirenleri, güzelleştirenleri sever. Evet, burada çoğu meallere bakacak olursanız Allah iyileri sever, güzelleri sever falan tarzında kişiye has, kişinin kendi şeyinde olduğunu göreceksiniz. Ankebut 69'da da ve biz bizim uğrumuzda gayret gösterenleri elbette kendi yollarımıza kılavuzlayacağız. Ve şüphesiz Allah iyilik, güzellik üretenleriyle beraberdir. Yani iyilik, güzellik iyileştirenlerle, güzelleştirenlerle beraberdir. Yani iyilerle beraberdir değil. İyileştirenlerle beraberdir. Güzelleştirenlerle beraberdir. Ayetlerin başında da gördüğünüz gibi bu kişinin kendi şahsında olan, kendi şahsında kalan bir şey değil. Ama ne var ki, yani burada önemli olan şu, ne var ki bunu hani iyilik, güzellik şeye getirdiği zaman kişinin kendinde, kendi bünyesinde, kendi içinde olan bir şey haline getirdiler. Niye? Onları ben size nasıl bir şey yaptılar? Onu da size burada net olarak biraz da hani dertle, tasayla, şikayetle size arz edeyim. Şimdi literatürümüzde hani hadis külliyatında Cibril hadisi diye bir olay var. Şimdi burada bu anlatıma göre bir Halife Ömer'in oğlu anlatır, bir de Ebu Hureyre anlatır bunun farklı versiyonlarıyla. Onlar şöyledir, anlatıyorlar şimdi. Bir gün Resulullah yanında bulunduğumuz sırada aniden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru peygamberin yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı, ellerini de uylukları üzerine koydu. Manzarayı böyle sanki filme almış adam anlatıyor. Şimdi burada önce söyleyeyim. Burada hani Cibril denir, buna Cebrail diyecekler şimdi de. Bunu külliyen bunlar yalan.
Bir defa Kur'an'da yani Cibril'in, Cebrail'in kişileştirilmesi, vahiy getirmesi, götürmesi, ötekiler haberleri, onların hepsi yalan şeyler. Cibril, Kur'an'ın bir sıfatıdır. Allah'ın onarımı demektir, reformu demektir. Daha önce göndermiş olduğu vahiylerde, dinlerdeki bozulmuş şeyleri Kur'an ile yeniden Allah'ın düzeltmesi demektir. Olay bu. Ha. Şimdi olayı anlatıyor adam. Ve adam gelmiş, dizi dize dayanmış, demiş ki ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu söyle demiş. Resulullah, İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücü yeterse beyti hac etmendir buyurdu. O zat doğru söyledin dedi. Babam dedi ki biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de tasdik ediyordu demiş. Hem soruyor hem de doğru söyledin diyormuş. Hani unutmayın, hani İslam'ın şartı 5 Mart havalı buradan çıkarıldı işte. Şimdi burada İslam nedir diyor peygambere. O da böyle anlatıyor. Şimdi İslam sözcüğünün anlamı, yani başta cevap yanlış. Sözcüğün anlamı bunlar falan filan değil. Şimdi burada hani şeyde hani İslam'ın ne olduğunu söyle. İslam kelimesinin ya İslam dininin ne demek olduğunu söyle falan filan demiyor yani. Bunların çok sorgulanacak yerleri var. Derken ben bunların hepsini şey yapacağım. Konumuz ihsan da var bu şeyin içerisinde de. Onu anlatayım. Şimdi bana ihsandan haber ver dedi. Maddenin bir tanesi de bu. Resulullah Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür buyurdu. Ve burada Peygamberimiz de goya, ki olay yalan onu peşin peşin söyleyeyim ama literatür olduğu için hani size şikayet var ya anlatayım dedim ya. Şimdi orada Resulullah'ın söz ettiği gibi bir anlamı yok ihsanın. İhsan sözcüğünü ben size anlattım. Lügatların hepsinde vardır. İhsan sözcüğünün böyle bir anlamı yoktur. Tamam. Bunlar dinde kavram ve anlamları saptırmanın ilk adımlarıdır. Bunu unutmayalım yani. Şimdi neticede yani bunları böyle ihsanı şimdi biz ne demek? Hani demin sözcük anlamına göre iyileştirme, güzelleştirme dedik ihsana. Bunun ismi failinde iyileştiren, güzelleştiren, toplumdaki yanlışları, çirkinlikleri düzelten adam demek. Ama bunu sen kendi kendine namaz kılarken Allah beni görüyor diye böyle kendinde bir değerleme, toparlama yapacak olursan, Kur'an'daki iyileştirme, güzelleştirme, o hani aktiflik var ya, öyle söyleyeyim, o ortadan kalkıyor. Senin kendi evinde, damında, kendi içinde bir şekilde sokuluyor kelime. Evet, işte İslam dini, yani ne dedim, böyle yozlaştırılmaya, bu şeylerle yozlaştırılmaya başlandı. Şimdi bundan sonrası daha şey yani biliyor musunuz? Onu da şey yapalım. Dahası var. Bana kıyametten haber ver dedi. Resulullah bu meselede kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi sahibi değildir. Bu anlatılan o uzun rivayette tek doğru nokta budur. O halde bana alametlerinden haber ver dedi. Ha, şimdi yine yalan faslı geldi. Cariyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarını bina yapmakta birbirleriyle yarış ettikleri görmendir dedi. Yani bu da köleliğin devamı için minareye bir kılıf hazırlama noktasındaki bir şey. Şimdi bundan sonra da o zat gitti. Ben bir süre bekledim. Bunu Ömer anlatıyor şimdi, Halife Ömer. Sonunda Allah Resulü bana, ey Ömer, o soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun? Dedi. Allah Resulü bilir dedim. O Cibril'di. Yani Cebrail'di.
Size dininizi öğretmeye gelmişti buyurdu. Buhari'nin iman bahsindeki bir rivayet. Bakın adresi veriyorum. Buhari iman bir. Müslim'de de yine iman bir. Şimdi bak bu olaylar hani Ebu Hureyre'nin de anlattığı şeyine göre peygamberliğin son dönemlerinde yani Medine hayatındaki öyle söyleyeyim Resulullah'ın son senelerinde olmuş olmalıdır Ebu Hureyre. Çünkü Resulullah'ın yaşadığı son 2 senede ortaya çıkmış bir adam olduğuna göre öyle diyelim. Burada peygamber demek ki yani Allah demek ki 22 sene İslam dinini öğretmemiş ve oradan beyaz elbiseli bir adam gelmiş ona Cebrail ismi takmışlar. O bunlara dini öğretmiş. Halbuki biliyorsunuz ilk vahiyden, ilk hani Alak suresinde ikra emrinden itibaren o güne kadar dini Allah öğretti. Hepsi Kur'an'ın içerisinde vardı. Bunlar işte İslam dinini, Kur'an'daki Allah'ın dinini onun bunun dini haline getirmek için hani 5 tane İslam dininin esasları, İslam'ın şartı 5'tir falan filan. Onlar peygamberin de adı kullanılarak bu yalanlarla, bu iftiralarla ortaya çıkıldı. Ve bunu unutmayalım. Öyleyse Müslümanlık neydi? Ah, İhsan sözcüğü dinamiktir. Devamlı hareket halinde olacaksın. Nerede kötülük varsa iyiliğe, nerede çirkinlik varsa onu da güzelliğe değiştireceksin. Ve Allah'ın sevdiği de işte bu insanlar. Yoksa kendi kendine namaza durup da Allah görüyormuş gibi hani şey yapmanın da hani öyle şekilde hassas, huşulu davranması falan değil yani. Onu da burada net olarak hani söylemiş olalım. Evet, İhsan sözcüğünde bu özelliğinden dolayı yani buraya aldık. Burada onu şey yapalım. Şimdi geldik yine öz olarak bir başka şeyi size anlatacağım. Bu da yine aynen yine yozlaştırılmış bir sözcük. İgamet salat, igamet yani öyle söyleyeyim. Salatı öz olarak hani biliyorsunuz maddi ve manevi sorunlara destek verme, bir de toplumu aydınlatmaya çalışma. Salatın anlamı bu, öz anlamı. Siz bunu hani köfürtebilirsiniz. Bu, şu da girer, bu da gider, şöyle yapılır, böyle yapılır falan filan. Ama bu sözcüğün bir de şöyle söyleyeyim. İsra suresinin 77-78'inde, Hud 114'te, Ahkâf 43'te bunun bir igamesi olarak, igame sözcüğüyle gelir. Mesela şöyle basitten anlatayım. Mesela hani Kevser suresinde kısaca fesalli li rabbik der. Rabbin için salat et der. Bitti. Bak ikamet yok. Ama Kur'an'ımızda Egamü salah, yugayimü salah diye onlarca var ikame sözcüğüyle. Bir de özellikle Peygamberimize özel emir var. İsra 78'de, Hud 114'te ve Ankebut 45'te. Nedir bu? Burada ekimü salah diye ifade edilir. Ekimü salah. Şimdi igame sözcüğü, bu ekim sözcüğü igame sözcüğünün bir emir kipidir. Onu belirteyim. İgame, game fiilinden türetilme aslı hani ikvamdır da bu hani talip edilerek yani farklılaştırılarak öyle igame diye getirilir. Ha, şekil ona döner. Şimdi bu sözcüğün anlamı ayakta tutmak, dikmek, ayakta tutmak demektir. Yani bu defa salatı igame edin dediği zaman salatı ayakta tutun, evet ayakta tutun, onu dik tutun, onu dikleştirin. Bunun anlamı ne? Kurumlaştırın demek. Hayatınızda bunları kurumlaştırın. Onlar onsuz olmasın. Çünkü şöyle bir şey var, onu söyleyeyim. Bir salatı böyle kurumlaştırma
dikme, ayakta tutma var. Bir de Meryem suresinin 59'unda salatı zayi etme var, yitirme var, kaybetme var, hayattan çıkarma var. Salatı hayattan çıkaranların mutlak surette cezalandırılacaklarına dair değişik ayetler var. Özellikle de Meryem 59, oradan okuyun. Ama şimdi salatın hani ikamesi dediğimiz zaman burada şimdi şöyle İsra 78'de güneşin batmasından kaybolmasından gecenin kararmasına kadar salatı ikame et. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı kurumlaştır, ayakta tut. İkame bu. Yine aynı vakitlendirme, salatın vakitlendirilmesi yönüyle Hud 114'te de ve gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde salatı yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı oluştur. Ha, şimdi burada şunu da belirteyim. Buradaki salatı kurumlaştırma şeyi o günkü Arap coğrafyasına göre, onların sosyal hayat ve sosyal düzenlerine göre. Bu nedir? Gün doğmazdan evvel çarşıya, pazara çıkarlar, özellikle Safa tepesine. Orada toplanırlardı. Gün battıktan sonra toplanırlardı. Bir de gün battıktan daha sonra, bir iki saat sonra tekrar oraya gelirlerdi. Burada Arap coğrafyasına, o günkü şartlara göre salatın ikamesi vakitleri işte bu üç vakittedir. Sabah gün doğmadan, akşam gün battıktan sonra bir de ışa dediğimiz yani gün battıktan bir iki saat sonrasını da ifade eden bir dönem. Şimdi bunların vakitlendirilmesi lazım. Neden vakitlendirilmesi lazım? Salatın vakitlendirilmesi kullar açısından önemli. Allah için değil. Allah her zaman şartları müsaittir. Ne zaman dua ederseniz edin, karşınızda Allah var. Hiçbir zaman işi Allah'ın dışında değiliz. Her zaman huzurundayız Allah'ın. Ama bizim şartlar uygun değil. İş, güç vesaire falan filan gibi bizim şartlarımız ona uygun değil. İnsanın şartları yani böyle kurumlaşacağına göre bu kurumlaşmanın o toplumla ilgili bir yani uygun vakitlerini arayıp bulmak lazım. Evet. Şimdi mesela şöyle diyeyim. Bizim şimdi ülkemizde hani salat kapsamında eğitim öğretim kurumlarını ele alın. Yine böyle salatın kurumlaşması, adaletin sağlanması için hükümeti, adliyi vesaireyi ele alın. Burada ne yapıyor? İnsanların şartlarına göre bir vakitlendirme yapıyoruz. Ne deriz? Yani 12 ayın hangisinde, hangi süreyle eğitim, öğretim yapılsın? Yani okullar hangi ayda açılsın, hangi ayda kapansın? Bunu insanların bulunduğu şartlara göre hani şey yapıyorduk. Mesela benim çocukluğumda köylerimizde çocuklar babasına da yani tarımda yardım etsin diye 23 Nisan'da okullar kapatılırdı. Neden? O gün şartlara göre yani zor şartlara göre yine devlet onu öyle ayarlamıştı. Gayet normaldi. Sonra daha o değiştirildi. Veyahut da yine günün içerisinde yani eğitim öğretim kurumları saat kaçta başlasın, kaçta bitsin gibi. Mesela şimdi hani şöyle bir şey var. Bu hani saatlerin ileri geri alınma vakitleri vardır ki dünya alır biz almayız falan filan. İşte bunlar mesai düzeni içinden bizlere göredir. Yoksa Allah'a karşı değildir. Öyleyse hani şunu söyleyeyim. Tekrar burada şey yapıyorum. Onlar namaz vakti değil. Namazın vakti falan olmaz. Namaz her an olur. Her an namaz dediğimiz tasarruf dua var ya, her an gecesinde, gündüzünde, her an için Allah müsait. Yapabilirsen, sen de müsaitsen Allah'a yönelirsin. O ayrı bir şey. Ama salat toplumsal, insanlarla olan bir şey olduğundan insanların vakitlerinin dikkate alınması lazım. İnsanların uygun vakitlerinin dikkate alınması lazım ki hani iş bir işe yarasın yani öyle diyelim. Neden? Çünkü salat çok önemli. Ne diyor? Ankebut 45'te sen sana kitaptan vahyedileni oku, izle.
salatı da ikame et, kurumlaştır. Yani biliyorsun, bakın şimdi şöyle, salat et diyordu Kevser suresinde. Mekki surelerin hepsinde salat et diyordu Mekke'de. Yani bireysel olarak birine yardım et veyahut da birine öğret, birini eğit anlamında. Ama Medine'ye gidip de Müslümanlar hani kurumsal olarak bir devlet vesaire oluşturdukları zaman, o zaman igame et, artık onu kurumlaştır. Öyle bireysel faaliyette değil de toplumsal, sosyal olarak bunu geliştirin emri geldi. Ve şimdi Ankebut da işte burada da onu kurumlaştır, ayakta tut. Kesinlikle salat, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumu aşırılıktan, kötülükten uzak tutar, alıkoyar. Ve Allah'ın anılması elbette daha büyüktür ve Allah yapıp ürettiği şeyleri bilir. Evet, salatın ikame edilmesinin şeylerinde burada ne güzel hani şey var böyle, gördüğünüz gibi burada kesin olarak salatın ikamesi, kurumlaştırılması, kötülükleri, fuhşiyatı hepsini sonlandırır diyeceğim. Nihayete erdirtirir. Yani sosyal kurumlar açılmasıyla açlık, susuzluk, işsizlik vesaire olmaz. Hırsızlık, uğursuzluk o olmaz. Evet, eğitilmiş insanlarda da kötü şeylerin hiçbirisi onlarda olmaz. Onun için toplumu ayakta tutar. Onun için sen de bunu kurumlaştır diyor. Zaten şimdi 114'ün devamında da yine Hud suresinde de iyilikler kötülükleri giderir şeyi de var. Onu böyle unutmayalım. Ve öyleyse yani burada şunu şey yapalım. İgame sözcüğü, salatın kurumlaştırılması, ayakta tutulması için de hani arkadan da infak vesaire, o kendi kendine de ayakta tutalım demekle de olmaz. Onun da hani insanlara bir maliyeti şeyi söz konusu. Ama şimdi değerli dostlar, burada bir başka şey daha ben size şey yapayım. Yani böyle bazı insanlar geçmişleriyle yüzleşemezler. Biz de yıllar yılı hani cahilken, onun bunun kitabından öğrenirken, Kur'an'ı kendimiz bizatihi tahlil etmeyip de hani hayatımızın çoğu öyle geçmişti. Başkalarının yazdığını doğru zannettik, oradan şey yaptık. Salatı, namaz vesaire gibi şey yapıyorduk. Sonra bunların yanlış olduğunu tespit ettik, toplumla paylaştık. Hani o nedenle çok iftiralara maruz kaldık vesaire. Onlar kişisel şeyler, onun şey yapmam da. Bazı geçmişleriyle yüzleşemeyen kişiler var. O kişiler şimdi döndüler, dolaştılar. Dünya, her şey salatın öz anlamıyla herkes buluştuktan sonra, ki bu buluşma lügatlara yönlendirmeyle oldu biliyorsunuz. Benim yorumum değildi. Lügatlardaki öz anlamdı. Dediler ki salat tamam, o yardımlaşma, destekleşme, eğitme falan filan, ama Kur'an'da geçen igami salat sözcükleri var ya, işte onlar namaz demektir diye kendilerini yani bu bağnazlıktan kurtaramadılar. Tekrar edeyim. Siz igame sözcüğünün öz anlamını öğrendiniz. İgame sözcüğü ayakta tutma, dikme demektir. Öyleyse salatın igamesi namaz kılma demek değil, salatın kurumlaşması, ayakta tutulması, devamlı yani ne diyeceğiz, sokak hayatımızda, sosyal hayatımızda varlığını sürdürmesidir. Onları da buradan bir kez daha uyarmış olalım. Evet, bundan sonra da inşallah başka bir sözcükte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.